dikkat çubuklarımızın fonksiyonlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Annotations kısmından sonra sıra geldi Transitions kısmına. Transitions seçeneğiyle videolarımıza, fotoğraflarımıza, farklı kısımlarına ya da tamamına geçiş efektleri ekleyebiliriz. Mesela masa üzerimde bir tane ağaç fotoğrafı var. Bunu Media Bin kısmına import ediyorum. Sürükleyerek bıraktım ama daha önceki derslerde farklı şekillerde de import edebildiğimizi anlatmıştım. Hangi yöntemi uygularsanız uygulayabilirsiniz. Evet, Media Bin kısmına import ettim. Daha sonra bu resmi Add to Timeline at Playhead de diyebilirim. Ya da mouse'la sürükleyerek track kısmına atabilirim. Evet, şu anda resmimiz timeline kısmında. Resim biraz küçük. Ben bunu büyüteyim ki efekti daha rahat görebilelim. Evet. Şimdi bu resmin üzerine farklı efektler ekleyebiliriz. Öncelikle Transitions kısmına geliyoruz. Arkadaşlar, Transitions kısmında gördüğünüz gibi çok sayıda efekt var, geçiş efekti var. Bu Type kısmında All'u işaretlerseniz bu efektler isime göre sıralanmış bir şekilde görülecektir. Eğer mouse'la efektlerin üzerine gelirseniz Lines, Bandur, gördüğünüz gibi ne tür efekt olduğunu ön izleme sayesinde görebilirsiniz. Şimdi bir tane efekt seçelim. Hangisini? Blinds'ı seçelim. Evet. Bu çeşit bir efekt. Sağ klikle bu arada şu timeline kısmına dikkat edin lütfen. Add to selected diyoruz. Ve efektimiz resmimizin üzerine eklendi. Bir bakalım nasıl görüldü. Tabii ilk kısmına ve son kısmına ekledik. İstediğiniz resmin istediğiniz kısmını da ekleyebilirsiniz. Sadece resimlere değil, aynı zamanda videoların üzerine de bu tip efektler yapabilirsiniz. (Gülüyor)